arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda gördüğünüz gibi, evet gördüğünüz gibi diyorum da görmüyorsunuz. Çünkü Kayseri'den, Türkiye'de biliyorsun, Kayseri'den orijinal askeri dükkandan asker eşyaları aldık. Gördüğünüz gibi, Ceren de kafamda şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şimdi size asker eşyalarını teker teker göstereceğim. Neler aldık, o zaman size hepsini teker teker göstermeye başlayayım. İlk öncelikle bere aldık. Gördüğünüz gibi şunu masaya koyalım. Sonrasında bir tane kask. Önceki bir kaskımızı yakından gösterelim. Şöyle Türk bayraklı güzel bir tane askeri kask aldık. İçi de böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Kaskımızı da buraya koyalım. Sonrasında bir tane kar maskesi aldık. Askeri kar maskesi. Şunu da buraya koyalım. Sonrasında eldiven aldık. Şöyle gelin bir göstereyim size. Eldivenlerin şeyini görüyorsunuz. Bayağı sert burası. Yumruk atmak için herhalde, evet. Eldivenlerimizi de buraya koyduk. Başka ne aldık? Yelek aldık. Evet, bunları ben sonradan koydum. Gördüğünüz gibi bir tane yelek aldık. Yeleğin içimizde de bundan var. Kolunuza takıyorsunuz. Doğada falan mesela bunlar böyle gördüğünüz gibi ateş yakabiliyorsunuz. Veya şurada kompas var, kaybolursanız gördüğünüz gibi pulus. Yani neyse şey var. Burada da bir adet düdüğümüz. Gördüğünüz gibi. Yani bir bilekliğin içinde hem şeyi var. Tamam. Başka ne aldık sorarsanız. Askeri pantolon. Tabi bu bana sığmıyor. İçine kıvırdım gördüğünüz gibi, yoksa hiç sığmaz. Çünkü bu yetişkinlere göre olduğu için, orijinal olduğu için sığmıyor bana. İçine kıvırdık işte, hiçbir aslında sığmıyor ama ileride sığar inşallah. Askeri pantolonumuzu da şuraya koyduk. Şimdi de asker üstüne geçelim. Üstte böyle gördüğünüz gibi. Üstte aslında olmuyor. En küçük bedenlerini aldık tabii ki de. Bakın bayağı uzun. Sığmıyor aslında ama olsun. Ben yine de aldım. Üstümüzü de şuraya koyalım. Pantolonumuzu üstüne. Sonra bir adet, iki adet yani şunlardan aldık. Bunları hemen anlatayım ne olduklarını. Biliyorsunuzdur, belki önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Airsoft'um var. Bunları silahın üstüne sarıyorsun. Yani silahını gözüktürmüyor. Ormanda falan gözükmez bunlar inşallah. Böyle gördüğünüz gibi silahı bunları sarıyorsunuz. Sonra silah kulübü gördüğünüz gibi. Buraya bir adet şarjör koyuyorsunuz. Buraya da silahınızı koyuyorsunuz. Çanta, bot falan onları almadım. Biliyorsunuz onlar var bile bende. Onun için gerekli olan şeyleri aldım. Sonra gördüğünüz gibi şundan da aldım. Polis kelepçesi, EGM. Polisler bunları birkaç yıl önce kullanıyordu. Şimdi başka kelepçe kullanıyorlar. Ama bunları eskiden yine de kullanıyorlardı. Şöyle göstereyim. Bir adet kelepçemiz. İki tane anahtar var yanında. Evet. Bu anahtarı da koyayım içine. Kelepçemizi de gördünüz. Başka bir şey aldık mı? Yok, çanta falan diğer eşyalar var elde. Bende var bile onlar. Evet. Şimdi de hepsini teker teker giymeye başlayacağım. Acaba nasıl gözükecek, o zaman sonra görüşürüz. Bir de şey diyecektim, şimdi geçen birkaç gün önce yine buradayız Türkiye'de,
Arkadaşım ve ben aşağı yola indik. Ona da birkaç tane asker eşyası giydirdim. Onda birkaç asker eşyası var, bende birkaç asker eşyası var. Gece şimdi karanlık. Tabii arabalar yüzümüzü falan görmüyor, boyumuzu da tam bilemiyor. Tabii asker üstleri var. Bizi uzaktan gerçek asker sanıyorlar. Arkadaşıma dedim ki, gel bir arabaya böyle bir yapalım dedik. Asker hareketi şöyle bir yapalım dedik. Araba geçiyor. Böyle yapıyoruz. Arabada meğerse bizi gerçek asker sanıp sağ çek dediğimizi zannedip araba durmuş. Biz de oradan kaça kaça güle güle kaçtık. Çok güzeldi. Evet, o zaman görüşürüz. İşte şu anda da gördüğünüz gibi bu giymiş hali. Görüyorsunuz çok pantolon bayağı büyük. İçine kıvırdım. Tabii büyük olduğu için sığmıyor. Eldivenler falan böyle. Bir döneyim. Böyle. Gördüğünüz gibi. Kelepçemiz de var. Palaska'yı, yani Palaska'da olmadığı için, Almanya'da evde olduğu için silah kılıfını şuraya takamadım. Ama gördüğünüz gibi indiğim hal böyle gözüküyor. Burada evde tutup bayrakları falan şeylerini asacağım. Evet. Bu indiğim hal. Buraya içeriye şunu koydum gördüğünüz gibi. Kelepçenin anahtarını da koyacağım. Buraya şarjörler sığıyor. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane büyük tüfek şarjörü. 2 tane de küçük tüfek şarjörü. Yanlara falan, oraya başka bir şeyler de koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Eğer siz de bunlardan almak istiyorsanız Kayseri askeri dükkanda, toptancıda oradan alabilirsiniz. Evet, ben oradan aldım. Gördüğünüz gibi eşyalar da bayağı güzel, hoşuna gitti yani. Şu şey yapmak için de bayağı hoşuma gitti. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atarsanız çok çok sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.